Trump mahkemeleri 2004 yılında hayata geçirildi, düzenlendi ve yürürlüğü de ertelenmişti. Fakat yürürlüğe girmeden önce biraz önce inceleyebildiğim kadarıyla 7 kez, yürürlüğe girdikten sonra 4 kez, toplamda 11 kez değiştirilmiş. Hala sorun var ve biz burada hala bu sorunları gidermek için bir yasa tasarısı üzerinde konuşuyoruz, mesai yapıyoruz. 2005'teki yönetmelikte ne diyordunuz? Taslak hazırlarken üst hukuk normları dikkate alınacak, göz önüne alınarak hazırlanacak, yargı kararları göz önünde bulundurulacak, ona uygun bir şekilde hazırlanacak, bütün mevzuat taranacak, etki analizleri yapılacak ve tabii ki STK'ların, uygulayıcıların görüşü alınacak. Fakat maalesef o gün o mevzuatta aynı şekilde yazı üstünde kaldı ve hayata geçirilmedi. Rasyonel, sağlıklı, verimli bir çalışma yapmak için iş tüzük getiriliyor ve milletin vekillerinin sesi kısılıyor. Eğer bu ilkelere uyulsaydı bu iş tüzük değişikliğine de gerek kalmazdı diye düşünüyoruz. Görüştüğümüz 490 sayılı tasarının içeriğine baktığımızda tam bir öngörüsüzlük örneği, acelecilikten kaynaklanan, görüş alınmadan, aceleyle hazırlanan bir yasa olduğunu, bu yüzden bu değişikliğin yapıldığını görüyoruz. Örneğin bu kanunlar hazırlanırken lehe bozmanın ceza hükümleriyle ilgili sirayeti konusu düşünülemez miydi? Örneğin olağanüstü kanun yolu olarak bölge adliye mahkemesi savcısının itiraz yolu düzenlenemez miydi? Bu öngörülemez bir şey miydi? Örneğin yürütmeyi durdurma kararları ile ilgili olarak başvuru yolu o zaman getirilemez miydi? Ama maalesef bu yasa yapmadaki özensizlik, vurdum duymazlık bizi maalesef buralara getiriyor. Diğer yandan 15 yıllık iktidarınız döneminde siyasallaştırdığınız yargının bu anlamda eksik kalmış birkaç hususunu da bu yasayla tamamlıyorsunuz. Yargıda da tek adamcılığı bu yasa tasarısında da aynı şekilde getirdiğinizi görüyoruz. Başkan yetkileriyle ilgili muhalefet şerrinde getirdiğimiz eleştirileri de burada tekrarlamış olayım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işin özü eğer kaliteli bir yargı istiyorsak, eğer etkili bir yargı istiyorsak, eğer kaliteli bir yasama istiyorsak, etkili bir yasama istiyorsak bazı ilkeler var, sizin de geçmişte söylediğiniz ama uzun zamandır uygulamadığınız, onları hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunlar ne? Katılımcılık, bunlar ne? Şeffaflık, liyakat, uzlaşmacılık. Ama maalesef bunlardan uzak bir çalışma sistemiyle bizleri her gün hem yargıda hem yasamada hem adalette her yerde bir çöküşün içine sürüklüyorsunuz. Anlatılacak çok şey var ama sizin bu göz diktiğiniz 3-5 dakikaya da sığmıyor bunlar diyorum ve önemli.